Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Bu şekilde doğru okuyuş. Şimdi tahlile başlayabiliriz. Li-ilafi, iki tane met var efendim orada. Birini ihmal eden oluyor. Dikkat edin. Yeşil renkle dikkat çekmişiz. Evet, hem buradaki hem de ikinci ayetin başındaki hemze ile lamı bir elif uzatacağız. İlafi, ilafi aynı boyda. Kureyş'in denir bu. Kureyş'in değil artık. Ahkamur Ra'yı okuduk. Evet. Ra fetha olduğu için kalın okumak vaciptir efendim. Meddiliğini başka türlü uzatan var. Kureyş diyor. Ra'yı uzatıyor. Hayır efendim. Harfiliğin olan ya üzerinde veya vav üzerinde oyalanmak suretiyle 3 elif miktarı oyalanmak suretiyle uzatma gerçekleşir. Meddiliğinin diğerlerinden uygulama açısından farkı budur. Kureyş derken bir de vunne bulaştırılır. Bulaştırmayın. Kureyş, vunne yok. Vunnesiz uzatın. Evet. İlafihim rihle. Sakinlere hareke verdi. Hata. Evet. Ruhle deniyor. Efendimiz Rize derken, Rize veya Risale derken birinci hece. Rihle, rihle, evet. Rihle teşite diye şedde ihmal edilir. Teşşi, şedde var orada, unutmuyoruz. Şitai diye kalın okuma. Te ince harftir. Yeşil rengiyle dikkatimiz çekilmiş, ince istikametinde uzatılacak. Şite bir tarafta kalıyor. İvas sayif diğer tarafta kalıyor. Anlamsız kelimeler ortaya çıkıyor. Bu da değil. Şite-i vava vurgu yap. Hemzeye değil. Zihlete şite-i vas. Ne oldu bakın? Hatalı bir vurgu oldu. Doğrusu ya düz oku. Şitâ'i vessâ şeklinde veya vava vurgu yap. Doğru vurgu yap. Doğru vurguyu illa istemiyoruz. İstediğimiz yanlış vurgu yapmamanız. Yani çünkü öbür türlü de yapamıyor usulüne uygun. Doğru yere gene vurgu yapamıyor veya vurguyu doğru bir şekilde uygulayamıyor. Sekteler oluşuyor bu sefer. Şitâ'i vessayf yaparken gene metniliğinde az önce söylediğim hususlara yine dikkat. Vasta denemiyoruz. Hata vav ince okuyacağız diye bu sefer ves diye birinci sadısine döndürmüyoruz. Hemen vessa, vessi, vessu bu şeddeli harf talimini yaparaktan ayar veriyoruz okuyuşumuza ve düzeltiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi sonlarda rakamlar var. Tahkik ile okuyorsan 3 elifle. Evet, orta seyir tedvir ile okuyorsan 2 elifi tercih et. Hadir ile okuyorsan bir elif uzat demektir. Bunlar 3, 2, 1, 321. Bakın gördüğünüz gibi 321. Manası bu bunların. Biz şu anda ne yapıyoruz? Tahkik ile okuduğumuz için üç elifle uzatıyoruz. Diğerlerini metti muttasıl, metti munfasıl, metti arız, metti lazım. Onları da dört elif uzatıyoruz. Ona da dikkat. Bir daha okuyorum şimdi. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا بهذا البيت. Yine burada ya'budu demiyoruz. Ye ince. Hatta ondan önce felya'budu. Bakın ayına da hemzeye de hareke verdi. Hatalı okuyuş bunlar. Felya'bu. Böyle bir arızan varsa ikaz ettirdiysen hocayı bu gibi yerlerde dön dilini alıştırana kadar bu şekilde tekrar et. Felya'budu. Bu uzatılmıyor. Çok kimse de uzatılmadığına şahit olur. Felya'budu rabbeha diye. Du uzatıyor. Bakın harfi metten vav var. Bir elif uzatacaksın bunu. Evet. Hem yeşille dikkat çekmişiz, hem vav'u göstermişiz, hem uzat diye de yazmışız. Evet, yine de uzatmayanlar olabiliyor. Rambe değil. Rabbe. Şiddet-i mechure harfidir. Bir inilti, uğultu katılmayacak. Bu neye benzer bir ses, yabancı bir ses katılmayacak efendim. Evet, buna da dikkat. Evet. Peki. Başka ne demişiz? Ha diye kalın uzatıyor burayı. Hazel. Hazel değil. Hazel beyt değil. Harekete vermiyoruz ve üç elif uzatırken gunne ulaştırmıyoruz yine. Beyt diye okuyoruz. Okuyalım bir daha. Felya'budu rabbe hazel beyt. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Burada ellezî ederken metni munfasıl var. Tahkik okuduğumuz için bakın 4 elifi seçtik buradan. 4. Orta seyirle, tedvirle okusaydık 3 veya 2 elif uzatabilirdik. Ama bu muhayyerlik başlangıçta. Yani tilavete başlayınca bir kısım metni munfasıllarda 3, bir kısmında 2 olmaz. Bu muhayyerlik, serbestlik tilavete başlamadan önce. İkisinden birine karar ver, birini seç. Bence üçü seçin. Çünkü ezberinizden burası metni muttasıl mıydı, metni munfasıl mıydı tespitiniz zorlaşır Arapça bilmiyorsanız. Aynı kelime mi, farklı kelime mi bilemeyebilirsiniz. Dolayısıyla işi garantiye almak için ortada olan üçü tercih edin. Metni muttasıl da zaten üç oluyor tedvirde. Dolayısıyla yanlış yapma ihtimaliniz azalır. Ama hadir okuyuşunda bu metni munfasıllar bire düşebiliyor. Hükmü caiz olduğu için malumunuz. Metni arızda da yine aynı şekilde. Evet. Ama metni muttasıl mutlaka iki elif olması gerekiyor. E'to derken e ince, to kalın. A'to amede yok. Ed amede yok. Şimdi burada bunu çalıştırmam gerekiyor. Çünkü çok hata var burada. Şimdi efendim Galgale'de bir nebre var. Bir de savt dediğimiz ses vardı. Ses iki taneydi. Birisi nebre, birine nebre diyorduk, diğerine savt diyorduk. Nebre mahrecin sesi. Nebreye savttan gelin. yapamayanlar. Saud neydi? Mesela bu makabli fetha olduğu için da'ya fetha bir hareke verelim. Da. Da. Bakın burada hem nebre var, başlangıç sesi, mahreç sesi, hem de fetih konumunun sautu var. A. Da. Da. Şimdi 3 kere 5 kere harekeli olarak telaffuz edelim. Eto, 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 eto. Sautu kırpıyoruz. Eto. Bakın sautu kırptık. Ne kaldı geriye? Mahrecin sesi dediğimiz nebre kaldı. İşte bu nebreyi kalınlaştırmanın bir metodu bu. Önce hareke verin. 5 kere 10 kere tekrar edin. Dile alıştırın kalına. Eto, 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 eto. Sonra sautu kırpın. Nebre kalsın geriye. Bir metottur bu. Veya şöyle yapabilirsiniz. Hemze yerine kalın bir istila harfi. Kalından kalına bağlantı kolay çünkü. Kaf koyalım. Kato, 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 kato. Kalınlığa dokunmadan eto. Kafı kaldırıyoruz. Yerine hemzeyi koyuyoruz. İşte galgala burada kalınlaşıyor. Evet, bu metodu kullanmadan yapamayanlar bu işi düzeltemez. Bu ikisinden birisi işe yarar inşallah. اَطْعَمَهُمْ مِ 1. مِنْ cu ihfa yaparken 2. Cu'in ve 3. وَآمَنَهُمْ مِ derken 4. Bakın gördüğünüz gibi 4 tane yerde tut, tut, gunneli tut dediğimiz tut ama gunne de ver. İvve olmasın. Gunnesiz bir tutma olmasın. Çünkü idam mal gunne. Onun için gunneli tut demişiz. Burada da var bir tutma 4. Bu 4'ü 1,5 elif miktarında standarda olacak. Biri çok biri az kalmayacak efendim. Kahir ekseriyetle bu sondaki kaçar. وَاَمَنَهُمْ مِ bu kaçar, bunu kaçırmayın. Buna özellikle ihtimam gösterin, kaçırmayın. Evet, şurada cu'in diye bu aynı hemzeye döndüğüne çok şahit olduk. Dikkat edin, öyle değil. Bakın, aynı bu. Evet, ve amene değil, amene ince istikametinde uzatılacak. Havf değil, hav. Bir de bunu kalın yapıyorlar. Hav diye. Ha'nın kalınlığı vava bulaşıyor. Halbuki o ince nüansı bildirmemiz, belirtmemiz gerekiyor. Hav, havf. Dudaklar geriye efendim. Makablinin makabli fetha olduğu için dudaklar geriye. Hocamızdan böyle görmüşüz. Özellikle ben ısrarla hassas olduğum için bu konuda tekrar sordum. Hayır dedi. Biz de hocamıza böyle sorduk. Remzi hocam dudak talimi açısından vavda dudak ileridedir diye ileride bırakmayın. Havf değil, havf şeklinde uygulayın dudak talimini burada dedi. Ben de size diyorum. Evet. اَطْعَمَهُمْ derken yine dudaklar geriye toplanıyor. وَاَمَنَهُمْ derken yine dudaklar geriye toplanıyor. Evet. Bu şekilde tahlilini yapmış olduk. Şimdi tekrar baştan itibaren tahkik usulüyle okumaya sıra geldi. Ama onu ayrı bir kayıt olarak yapıyorduk. Yine aynı şekilde devam edelim.